Annem de gebe mi oldu, güneş mi çarptı belli değil. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gelecekler, abinleri alacaklar dedi, kovdu bizi. Hayır, başka bahane de bulamıyor artık. 20 sene boyunca günahlar yazdım. Dünyam döndü, dışarıdan baktım. Ha bir defaneye aşkına kandım. Töbe töbe tanrım bir kaşara taptım. Ceyhan Prensi Adana hanımım ve ne çirkin ne de güzel. Anca yoklukta gider mürebbiyeleri. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah ya. Anketer görmüş burnu havada tipler gibi. Nereye kaçıyorsunuz? Subhanallah, 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 subhanallah. Tertemiz olmuş burası. Senin sayende Kartal. Temizliğin kabasını yapmışsın. Elhamdülillah, elhamdülillah. Lan Cuma'nın farzını kılıp kaçmışsın da bilinçaltın tespihatta. O ne olacak? Öğle yemeği söyledim kendime. Yer misiniz hanım? Yesem. Afiyet olsun. Bir de geldi buraya oturdu ya. Oğlum kirletmesene masayı. Süpürün şuralarda, bak masaların altında da tozlar var ha. Aa, Hilmi Bey buyurun, öğle yemeğinizi hazırlat. Ulan camide kameranın kendisini çektiğini görünce ağlamaya başlayan amca videosunu mu canlandırıyorsun? Ye yemeği, niye? Afiyet olsun. Hilmi Beyciğim buyurun, hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ya bana neden müşteri muamelesi yapılıyor acaba? Mal sahibiyim ben, ne buyurayım? İsteklerim belli. Daha fazla çalışın, zam istemeyin, SSK primleriniz yatıyor mu diye kontrol etmeyin. Bu kadar. Niye geldiniz Hilmi Bey? Büyük Hilmi hesap mı verecek acaba? Hı? Hesap mı verecek? Ben sırf hesap vermemek için müşterisine hesap getiren her işletmeden birer tane aldım kendime. Mecazına bile tahammülüm yok. Deniz nerede? Şey ya, o biraz geç gelebilir. Neden? Ağzımdan aldın kız. Nasıl bir mide var sende? Bir daha yapma, hiç sevmem. Camiden çıkarken ayakkabılarını çaldıydım. Garibim aranıp duruyordu. Arayıp ben çaldım, şaka yaptım kanka diyecektim. Cep telefonunda çalmışım Kamil'in. Abarttım, cüzdanını çalıp içindeki parayı ayırıp ehliyet kimlik falan lazım olur diye attım sokağa. Kaptırmışım kendimi biraz. İstanbul yaşanmaz bir yer oldu yemin ediyorum. Geçen sene de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda balkona astığım bayrağı çalmışlardı. Neyse, bu seferki vicdanlı çıktı. İçini boşaltıp da 60 yüzlerini sokağa. Kartal çalmış ikisini de. Ama Hilmi Bey, niye Hilmi Bey ulan? Sürprizini bozdum sanki. Bana bakın, her gece telifli telifli şarkılar çalıyorsunuz. Meğerse bizden de para alıyorlarmış. Yedirip içirip sarhoş edip milleti cebinden çoluğunun çocuğunun rızkını alıyoruz. O parayı telif sahiplerine yedirtmem. O kadar günaha giriyorum, bari değsin. Bu sefer telifsiz bir şey çalacaksınız. Hilmi diyeceğini dedi ve gururlu adımlarla gidiyor. Hilmi Bey bir şey sorabilir miyim? Gidiyor Hilmi. Bak Hilmi gidiyor. Üstelik bir de gururlu ki haylaz. Sorma gitsin. Kanka uzat ayağını da giydireyim. Telefonu da şarja taktım, lavatörü diyordu ha. Paralar. Bende yok kanka. Lan cüzdandan aldığım paraları soruyor be. Anladık. Şaka bile olsa çalıntı paraydı o. Haramdır sonuçta, attım sokağa. Ben haram yemem. Ben seninle ne yapacağım Kartal? Dans et benimle kanka. Kıpır kıpırım. Hı, ne dedin? Hilmi Bey, ben burada hiç rahat edemedim de şuraya geçip orada konuşalım mı? Otur! Herkes yerini bilecek. Bu aramızdaki hiyerarşiyi vurguluyor. Devam et. Aslında ihtiyacım da var ama ne yapayım? Başka bir iş bulurum artık. Hilmi Bey. Evet. Ben istifa ediyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? İstifa ediyorum, istifa. O ne demek ya? O ne biçim laf? Ne demek kızım istifa ediyorum? Mecburum, başka çarem kalmadı. Ne yapayım? Lan çıldırtma adamı. Bilmediğimden soruyorum. Ne demek istifa ediyorum? Bu kelimeyi ilk defa duyuyorum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Kendi rızamla işten ayrılıyorum yani. İroniyi de anlamadı gerizekalı ya. Kızım, hiçbir Hilmi çalışan istifa etmedi daha önce. Bu kelimeyi duymadın manasında söylüyorum. Yoksa biliyorum ne demek olduğunu. Hilmi abi, yapamıyorum. Abi mi? Kız sen ciddisin. Kafanda bitirmişsin bile. İyi ama Metin'le Ali eve ekmek götüremiyor. Yolda kemire kemire yiyorlar. Sizin aileye yardım kapımdın sen benim. Ahiretime çalışıyordum sana verdiğim maaşla. Gebe ananı düşün. Gönül isterdi ki biz sensiz ne yaparız falan diyesiniz ama. Sen Deniz'le Neşe'nin ilişkisini dert ettin kendine. Bugün de hiçbir şey olmamış gibi gülüp eğlenince kaldıramadın tabii. Deniz mi? Ne alakası var Hilmi? Hilmi mi? Hilmi Bey? Hilmi abi? Hilmi! Bunun sonu nereye gidecek acaba? Büyük Hilmi merak etti. Ayrıca diğer ofisteki ekranlardan sadece borsa izlemiyoruz herhalde. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde ne olup bittiğine de bakıyorum. Tabii. Pembe dizi gibi vallahi. Çok merak ediyorum. 2-3 bölüm kaçırdım. İnternetten bipsiz tekrarlarını izleyeceğim. Hilmi Bey, bana başka bir yerde iş verebilir misiniz? Ne iş olsa yaparım. Ne iş olsa yaparım. Vinç operatörlüğü yapabilir misin? Yaparım. Babayı yaparsın. Yapamam, evet yapamam.
Çık dışarı köpek! Dişi köpek! Hilmi bunu düşünecek. Hilmi güvenlik kameralarından sadece Feyza'nın denize olan ilgisini anlayabilmişti. Tuvalet kabinlerine güvenlik kamerası koymayı çok düşündü ama yediremedi gururuna. Deniz'in şanı gerçek olabilir diye ürkmüştü. Bütün gün çalış, çalış, çalış. Nereye kadar? Biçin! 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 Dündün gece bir rüya gördüm. Sonra da koştum banyoya, duş başlığı bozulmuş, onu yapar mısın diyeceksin değil mi? Bildin mi? Tüy bir de lan, o ne biçim lan? Rüyamda Eda'yı çoğaltıyorlardı. Abi dedim ulan sana. Yalan mı söyleyeyim lan? Klonlamışlardı. Her taraf Eda doluydu. Sivaslı Emrah klonlamıştı. Arkadaş ya adama bak ya. Helalimin rüyalarında bile çalışıyor, boş durmuyor ya. Ananı da çoğaltıyorlardı Biçin. Abi. Klonlamak kelimesini kullansak bunun yerine, he? Hoş olmaz mı? Aslanım, sen onu seviyor musun? Ana gibi yar olmaz tabii, seviyorum yani. Niye sevmeyeyim? Lafı çevirdiğine, anayı bacayı karıştırdığına göre hala açılamamışsın. Bazen seni seviyorum demek için en doğru an şimdidir. Ben hayatımın kadınına hiçbir zaman diyemedim. Sonra da söylemeye fırsatım olmadı. Başka birini mi tercih etti abi? Yo, evlendik, bir de çocuğumuz var. Evlenmeden önce hiç seni seviyorum diyemedim. Kendimi hep ağırdan sattım. Böyle hızlı hızlı, yarım ağız falan söyledim. Çin seviyorum ya. Ne? Çin seviyorum, çin seviyorum. Vallahi ben seni seviyorum falan gibi yani. İçimde kaldı. Ukde. Ben yendim, sen yanma. Ben yendim, sen yanma. Ben yendim, sen yanma. Bu artık benim savaşım değil abi. Lan bu musun lan sen, bıyıklı köpek? Ettiği lafa bak ya, Allah Allah. Ben uyarıyorum, top artık sende. İki kız kardeşe birden musallat olmuşlar ya. Aç köpek lan. Merdiven çıkmak ne kadar zormuş ya. İnsanlar nasıl çıkıyorlar Hilmi anlamadı. Kalksan zalan geliyor. O neydi lan? O neydi? Seyirci resmen coştu. Artık her şey farklı olacak Feyza. Kısmetin açılabilir, koca bulabilirsin. Süperdiniz. Bu bir ekip çalışması Hilmi Bey. Tabii lan. Hamiyet tek başına nasıl yapsın bunu? Rahmetlinin de payı büyük. Şimdi Feyza'cığım, yürü git lan! Yürü git buradan! Ben bu iki dingille bir şey konuşacağım. Hadi yürü git! Tamam, marifet iltifata tabidir. Önce iltifatımı yaptım. Sonra kopek çektim ki şımarıp daha fazla para istemesin. Çocuklar, sizinle daha önce başkalarıyla binlerce kez yaptığım konuşmayı yapacağım. Acaba nedir? Nedir? Denizciğim, seni kovuyorum. Bakın ne kadar kolay benim için. Anlamadım. Türkçe mi anlamıyorsun? Neyini anlamadın? Götüne tekmeyi kurdum. İteledim seni. Fazlalıklardan kurtuldum. Apandisit muamelesi yaptım sana. Kağıt peçete gibi köşeye attım seni. Onu değil. Neden kovulduğumu anlamadım. Bu konuda yalan söyleyemeyeceğim. Starımız seninle çalışmak istemediğini söyledi. İstifra etti. İstifa almasın o ya. Kullanmayacağım lan o kelimeyi. İstifra etti. Hiçbir Hilmi çalışanı istifa edemez. Ben de onu elde tutmak için seni kovdum. Ahını almayayım diye de seni tekrar pompacı yaptım. Ne pompacısı abi? Bütün benzinlikleri satmadın mı sen? Her ihtimale karşı elimde bir tanesini tuttum. Feyza Hanım istemediyse zaten ben burada... Vurma lan elini masaya. Hareketlere bak ya. Demir, oğlum. Bak, bak, bak. Artist lan bu. Bak hele, bak, bak. Şuna bir bak hele. Tut şunu bir. Bu ne lan? İstifa mektubum.
İlk olacağım ben. Ne? Ben de gidiyorum. Denizi kovuyorsan ben de yokum. Açma içini, içi boş. Burada bir zarf buldum, onu verdim. İçinde mektup falan yok. Hem ne ara yazacaktım? Kartalcığım, sen al bu mektubu. Bu gece iyice bir düşün. Eğer son kararınsa yarın tekrar verirsin. Daa, yok ya. Onu aldığım an kovacağım beni, değil mi? İstifa etmedim, kovdum seni diyeceğim. Evet diyeceğim, diyeceğim. Bugüne kadar herkes yedi bu taktiği. Al bu mektubu, ben kovayım seni. Ne olur kartal, yalvar da beni. Bak ne olur diyorum. Ben ne olur demem. Al bunu, al. Sikseler almam lan. Sikseler almış oluyorum zaten. Yok yok, ben de yarın Deniz'le pompacıda işbaşı yaparım artık. Ha, kendine işte verdin yani. Harold yani. Komple istifa etmedim. Mizibol'den istifa ettim. Yalnız mektupta öyle yazmıyor ama. Bakalım ne yazıyor. Aa, gerçi mektupta yoktu değil. Anam! 20 lira çıktı. Zarfın içinden 20 lira çıktı. İstifa mektubundan bile para kazandım. Ey ahali! Ahali! Ulan be, ulan be! Ben o zarfı alabilmek için geçen sene denizden çaldığım bayrakla sabah sabah gelin arabasının üzerine zıpladıydım. Ah be kartal, ah be kartal! Bir düşün, müzikolde zarfın ne işi var? Neyse, giden gitti, siktir et. Amına koy. İyi akşamlar Feyza. Biz seninle vedalaşmaya geldik. Ne? Ya siz çocuk musunuz? Doğru, çocuksunuz. Siz nereye gidiyorsunuz? Nerede kalacaksınız? Ne yiyeceksiniz? Ne içeceksiniz? Ay vallahi hayatta bırakmam. Hiçbir yere gidemezsiniz. Dayımgil'de kalacağız biz. Köye gidiyoruz. Bir iki hafta kafayı dinleyeceğiz. Sana da peynir meynir getirek mi diye sormaya geldik. He, ya Allah'ım yarabbim, baştan söylesenize ya. Ben de durduk yere kendimi fasulye gibi nimetten saymaya başladım. Sizde huy olmasın o Feyza Hanım. Kartal. Yok, pompacı kartal de bana. İstifa ettim bugün müzikolden. Hayır hayır, istifade etti. İstifa etmedi. Hiçbir ilmi çalışanı istifa edemez. Abi ne yapıyorsun ya? Gir içeri gözünü sabunlayayım. İstifa etmedim. Kovdun de gireyim içeriye. He abi he. Kovdun beni, aşağıladın. İtin götüne sokup sokup çıkardın. Burnumu bokabeledin he abi. Evet yaptım. Sen de hak ettin. Az daha tazminatı veremeyeceğim. Mağdur olacaksın diye kahrımdan ölüyordum. Hiçbir Hilmi çalışanı istifa edemez. Ederse tazminat alamaz, mağdur olur. Bir de böyle düşün. Gördün mü delanlılık nasıl bir şey Feyza Hanım? Lan oğlum dalga geçiyorum, manyak mısın ya? Bu kadar malı böyle ince düşünerek nasıl yapayım ben? Biz nasıl bir yere düştük lan? Götüm götüm ilerle lan. Burada ortam gergin. Köye de haftaya gideriz. Ya zaten hazırladığım hiçbir numarayı yapamadım. Allah kahretsin. Niye istifa ettim diye sormayacaksın Feyza Hanım. Niye sorsun ki? İstifa etmedin. Kovuldun. Az önce kendin söyledin. Söylemedin mi? Allah Allah. Ay senin çeneni sikeyim ben ya. Ne dedin sen? Hı? Ne dedin? Ya rahat konuşabileceğimiz bir yere mi geçsek? Ha? Ne dedik? İyi dedin. Hadi gidelim. Bir de bunu filme alıyordu. Böyle bir şeyi kastetmedim ama nasıl olduysa ikna olduk geldik adamın evine. Rahat ama konuşun siz. Televizyon izliyorum ben. Feyza, Hilmi denen herif bugün Deniz'i kovdu. Lan! Arkamdan Hilmi denen herif mi diyorsun sen bana? Great Hilmi, the greatest man falan değil yani. Yazdım bunu bir kenara Kartal Efendi. Kartal, nasıl kovdu lan? Köpek çektim. Gözleri doldu. Feyza Hanım beni istemiyorsa ben gideyim dedi. Enik gibi ağlayarak çıktı. Hilmi Bey, hani televizyon izliyordun? Reklam arasına girdi. Ne yaptı kız o sana ha? Saygıda bir kusur mu etti? Bir dediğin iki mi etti? Köpek gibi seviyordu adam seni. Sen ne yaptın? Pompacı diye küçümsedin adamı. Adam bende mangal gibi yürek var dedi. Sen etilerdeki bir ocak başını tercih ettin. Ne olmuş kızım pompacıysa ha? Ne olmuş? Ne oldu? Açıldı mı sana? O yüzden mi kovdurttun herif? Yalnız adam hakikaten reklam yoksa dinlemiyormuş ha. Hakkını yedik. Deniz beni mi seviyormuş? He. Efendim çıkıyorlar. Devam et. Yavaş yavaş sallama. Oğlum bir lazer mi tutuyor lan? Saçlarını kestin. Sende kaleci tipi yok ki. Bende pilot tipi var. Ondan mı acaba? Hilmi vuracak bunlar bizi. Yat aşağı yat. Dur dur dur. Dur. Efendim çok kalabalıklar. Diğerlerini de öldürdüler. Buraya da girdiler. Vurulmadık.
Lan tatbikat mı yapıyorlar yoksa? Oğlum kirpi bile yavrusunu pamuğum diye severmiş. Babam geldi babam. Cip zengin mi? Ha? Madem tüm soy ağacına mezar taşı yaptırmaya bu kadar niyetlisin. Al. Ara ismimi ver de indirim yapsınlar. Hani camcılar mahallenin çocuklarına camları kırdırtırlar ya. Böyle bir ilişki. Kes de konuşuyorsun bıdı bıdı öyle. Oo. Sen bana silah doğrultacak kadar oldu mu beğenver? Ha? Oh. Ne oldu? Alamadın mı hepsini ağzına? Ya senin için bu konuda bayağı iyidir diyorlardı. Patron, bir şey diyecek sanki. Son sözü ona bırakacağım. Bana bak. Bitti. Ha yok bitmedi diyorsan... bir baba oğlu için ne kadar ileri gidebilir isimli bir video çekelim. Çocuklar açın cep telefonlarınızın kameralarını. Çekin olacakları. Ne de olsa bir anıdır. Son söz senin şimdi. Patron, patron. Onun kilesi. Allah Allah. Böyle imana getiririm adamı işte. Pes etmeyecekler. Hala yaşıyorsanız tek sebebi sizi çok küçümsemeleri. İhtimal vermiyorlardı başaracağınıza. Tehlikeli kısım yeni başlıyor. Geri gelecekler. Daha güçlü ve daha acımasız. Mahallede bir şekilde motora bulaşmış kim varsa gidiyor bu gece. Sen de git Yiğit. Ben artık seni koruyamam. Sen de gel baba. Oo. Sana orada hayırlı bir de kısmet bulurum. Mürvetini görürüm. Kucağıma da verirsin torunu, gazını çıkartırım. Ne diyorsun oğlum sen? Ben buradayım. Ömrümü harcadığım her şeyin başında. Nereye gidiyoruz? Vallahi bir nevi tanık koruma programı gibi bir şey. Off the record. Motoru çalıştırdık Şükrü'ye. Tüm dünyaya barış ve mutluluk getirecek ilk adımı attık hayırlısıyla. Mahallede motorla alakalı kim var kim yok topluyorlar. Buradan başka bir yere taşınıyoruz. Yeni bir hayat. Bütün bunları da Azerbaycan Cumhurbaşkanı araya girerek halletti. Şaka gibi evet ama oldu. Ne diyeceğim? Bana ne lan? Beni niye aldılar? Benim ne alakam var motorla? Yoksa sen gerçekten benim adımı mı koydun motora? Yok. Tahsin ismini verdik. Ya sana da söz vermiştim ama kusuruma bakma ya. Metin çıktı geldi. Dedi ki abi dedi babamın adını ölümsüzleştirelim. Tüm dünyaya duyuralım deyince ben de motora Şükrü'nün ismini koydum diyemedim yani. Ayrıca büyük ayıp etmiş olurduk. Üzülmedin değil mi? Valla hakkını helal et. Ay yok Ali niye üzüleyim? Üzülmedim iyi olmuş da. O zaman beni niye aldılar? Ben istedim. Şükrü'ye gelmeden şuradan şuraya gitmem dedim. Ayrıca yolumuz uzun. Yapacak bir şey de yok. Müsaitsindir şimdi. Sana bir şarkı söyleyeyim mi? Şaka mı yapıyorsun Ali? Ha? İndirin beni. Şükrü'ye duru. Biliyorum zamanlamayı tutturamadım ama... geç olsun, güç olmasın be gülüm. Ben sana aşık oldum. Anlamadım. Anlatayım. İlk ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı gurbet mi adını sen koy, adını sen koy. Özlerim ben seni seninle bile. Uslat mı hasret mi adını sen koy. Aşkınla yakıp da düşürdün dile. Sevgimi nefret mi adını sen koy.
özlerim ben seni, seninle bile. Vuslat mı, hasret mi, adını sen koy. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!